Evet, şu an Konya'nın uçsuz bucaksız ovalarından sizlere uzanıyorum. Bugün Konya yöresinin olmazsa olmazı buğdayı tanıtmak istiyorum sizlere. Buğday ilk kez Harran'da toprağa düşüyor. Yani bilinenlere göre ilk yerleşik toplumlar ve en eski şehirler Anadolu'da kurulduğuna göre buğdayın tarihi Türkiye'nin tarihi diyebiliyoruz. İnsanoğlunun buğdayla tanışıklığı yeryüzü macerasının başladığı ilk günlere kadar uzanıyor. Yani insanoğlunun varlığından beri buğdayın varlığından söz edebiliriz. Kimi dini söylencilere göre Adem'e cennette yasaklanan meyve buğdaydır. Yani dünya sürgününün görünürdeki sebebi buğdaydır. Yine dini söylencilere göre dünya sürgününe çıkan Adem'e kendisinin ve soyunun binlerce yıl sürecek trajedisine sebep olan buğdayın üretimi öğretiliyor. Bu bilgiyle Adem sabanı ilk defa Harran'da toprak ile kavuşturuyor ve cennetten getirilen buğday taneleri burada başağa dönüştürülüyor. Başlangıçta her bir başağında deve dişi büyüklüğünde yüzlerce tane olan buğday Adem'in günahkar çocukları elinde azalıp küçülüyor. Bu sebeple binlerce yıl boyunca buğdayın çokluğu zenginlik ve tokluk, azlığı kıtlık ve kaos anlamına geldi. Habil ile Kabil arasındaki anlaşmazlığın bir tarafında da buğdayın olduğu söyleniyor. Kabil yetiştirdiği buğday başaklarından bir tutam sunuyor yaratıcısına. Habil ise koyunlarından birini sunuyor. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil'in öfkesi ise ilk cinayete sebep oluyor. Yine kutsal metinlere göre Firavun'un rüyasını yorumlayan Yusuf peygamber 7 bolluk yılı süresince Mısır'ın mahsulünü depolamış ve halkın 7 kıtlık yılını atlatmasını sağlamıştır. Görüldüğü üzere semavi inançların hepsinde buğdayın temel motiflerden biri olduğu görülüyor. Buğday yetiştiği coğrafyanın iklimiyle, toprağıyla her zaman uyum sağlıyor. Hasat edilen buğday uzun süre bozulmadan tabii nemli ortamlarda saklanmadığı sürece uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Ve çok çeşitli gıdalarca da tüketilebiliyor. Yani sapı samanı hayvanlar tarafından tüketiliyor. Şimdi kameramı aynı zamanda tarlanın sahibi benim babam olan Fatih Özatay'a ve amcam Muammer Özatay'a çeviriyorum. Evet, yaşlarınızı öğrenebilir miyim? Benim yaşım 42. Amca senin? Benim yaşım 61. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Yaklaşık askerden gelelim. 43'ten beri bu işlerle uğraşıyorum. Bazı yıllar yavaştı, bazı yıllar ve bu sene genelde kurak. Ama kurak gördüğünüz gibi biraz su olduğu için biraz kurak. Ama asfaltlarını kurduk, biraz arazimiz yandı. Bunları yapıyoruz, bitiyoruz. Çoluk çocuk yetindirmeye çalışıyoruz. Biraz ekim aşamasından bahseder misiniz? Ne ekim aşaması, Eylül'ün sonlarında, Ekim'in başlarında veya Ekim'in 15 ve 20'sinde ekiyoruz. İşte aktarıyoruz, yerini tamir, kumar ediyoruz. Ekimini yapıyoruz. Baharın, Mayıs, Nisan'ın veya Şubat'ın sonlarında gübresini atıyoruz. Mayıs'ta ilacını atıyoruz. Tabii ki su bulursak da kuruyoruz. Kuray özellikle dolar ağaçları kuruyoruz. Peki hasat zamanı neler oluyor? Birazcık hasat zamanından bahseder misin? Böyle hasadını yapıyoruz. Buğdayını ambarımıza veya satıyoruz. İhtiyacımız var. Mutlaka herkes gibi ihtiyacımız oluyor. Olursa satıyoruz. Hayır, İhtiyacımız olmadığında evimize koyuyoruz. Sapını samanını da malı hayvanlarımıza yediriyoruz. Hayvanlarına götürüyor. Ondan sonra da işte çiftçinin işi devam. Arkasından aktarıyız. Aktarıyız. Ondan sonra tekrar ekime hazırlarız. Çiftçilik yani bu işte. Buğdayın hasadı böyle bir şey.
Peki işinizi severek mi yapıyorsunuz yoksa hani yapmak zorunda tabii olduğunuz için? Mutlaka. Severek. Yapmak zorunda biz yani artık. Tabii severek de yapıyoruz. Severek de yapıyoruz. Başka çare bir şey yok. Başka çare yok. Çoluk çocuk geçiriyor. Allah bin bereket versin. Çok da kötü değil yani. İyi. Düzgün yaptım, düzenli yaptım. Yani. İyi. Peki buğdayın böyle bildiğiniz geçmişten kalma bir hikayesi, bir şey var mı? Buğday geçmişten kalma, işte buğday insanları doyuran, insanlığın var olduğu tarihten bu yana, tarihten bu yana insanların uğraştığı bir şey yani. Bu 5000 yıl önce insanlık tarihi veyahut tam Mısır, antik Mısır döneminde Yusuf peygamberi, peygamberler zamanında yani insanların uğraştığı bir şey bu yani. İnsanların karın doyurduğu bir gelin nimet. İnsanların var olduğu müddetçe olan bir şey buğday. Peki buğdayın ne kadar süre saklanabiliyor, bozulmadan kalabiliyor mu? Bozulmadan buğday elbette kalır. Ambarına, deposuna göre değişir. 10 yıl değişir yani, deposuna göre değişir. Deposuna göre, rutubet almadık yani, deposu. Nem almadıktan sonra herhalde. Kuru bir yerde oldu mu 10 yıl muhafaza edilebilir. 10 yıl muhafaza edilir yani. Dayanıklı bir şey, rutubet nem göstermedi mi bunu eskiden bir kuyulara koyduk. Buğday hani hasat edildikten sonra sofralarımıza geliyor. Hani buğday hangi şekillerde kullanılıyor? Buğday kızım şöyle işlenir. Bizler, annelerimiz de bilir. Siz de bilirsiniz. O mutlaka onlardan görmüşsünüzdür. Ne yaparız? Önce değirmen olayına. Değirmene gider. Orada öğütülür. Ekmek yapılır. Un olur. Un olur. Evde ekmek yapılır. Hamur yoğrulur. Ondan sonra bulgur kaynatılır, kurutulur. Tekrar o da bir herhangi bir değirmende çekilir. Onu da pilav olarak. Evet. Kırmızı bulgur pilavı olur. Yani hangi amaçlarda? Buğdayın amacı çok her yerde kullanılır. Şimdi sofrada tarım ürünü olmayan hiçbir şey yok. Her şekilde kullanılır. Kullanılır. Tamam, teşekkür ederim. Şey değil, evet, bugün Konya'nın tahıl ambarından sizlerle birlikteydik. Akisi Ovası diyor bizim. Suğla Ovası. Suğla. Suğla Gölü olarak geçer. Haritaya baktılar mı görülür. Evet, teşekkür ediyoruz.